En son Ulus'ta bir otelde kaldığını duydum ama hangi otel bilmiyorum. Sen hala neden buradasın? Param almadan gitmem. Konuşursan başına ne geleceğini biliyorsun, değil mi? Biliyorum. Al bakalım, emeklerinin karşılığı. Daha çok masum birinin günahına girmenin, hayatını mahvetmenin karşılığı. Sen şimdi bu astımı düşünüyorum ayaklarını bırak. Tercihi sen yaptın. Al paranı, çek git İzmir'e. Göz önünde olma. Ama aradığım zaman sana ulaşabileyim, tamam? Ali. Kolay gelsin. Ben sana bir şey soracağım ya. Senin baban Ulus'ta bir otelde çalışıyordu, değil mi? Evet. Oradaki otellerden birinde kalan bir arkadaşı bulmalıyım. Söylesek yardım edebilir mi? Vallahi eskiden olsa yardım eder değildi ama babam emekli oldu. Artık pek tanıdığı kalmadı. Peki ben numaraları bulsam, tek tek arayıp sorsam orada mı değil mi söylerler mi bana? Yok, sanmıyorum. Gidip görüşsem belki yardım ederler ama telefonda bilgi vermezler. Tamam, sağ ol. Ben bugün geldim ama izin istesem sorun olur mu? Otel otel gezip kimi arayacaksın? Kaan'ı. Aslı'nın çocukluk arkadaşı, ben de tanıyorum. Aslı'nın Ozan'ın şu an boşanma sebebi o. Sen Ozan'la konuştun mu? Konuştum da pek bir şey söylemedi. Bugün boşanacaklarını, Aslı'nın yeteri kadar tanıyamadığını, ona ihanet ettiğini falan söyledi. Ozan Aslı'nın onu aldattığını düşünüyor. Hem de Kaan'la. Bu çok saçma. Aslı böyle bir şey yapmaz ki. Tabii yapmaz. Ama işte Kaan herkese yalan söylüyor. Benim de şimdi onu bulup niye yalan söylediğini, Aslı'nın Ozan'ı neden ayırmaya çalıştığını öğrenmem lazım. Ya hadi. Geç olmadan bulalım şu Kaan'ı. Yok, gerek yok. Ben kendim giderim. Onlar benim de arkadaşım. Bir yalan yüzünden birbirini seven insanlar ayrılmasın. Duruşmaya geç kalmadan bulalım Kaan'ı. Tamam, sağ ol. Eğer bir gelişme olursa ara lütfen. Kaan şehirdeymiş. Polis arkadaşım uçakları ve otobüsleri soruşturdu. En azından hala Ankara'da olduğunu biliyoruz. Yaz! Dikkat etsene kardeşim! Pardon, ben panik oldum birden. Tamam. Korkacak bir şey yok. Bir anda araba çıkınca ani fren yaptım. Neyse, hadi gidip bir an önce Kaan'ı bulalım. Aslı'nın masum olduğunu ispatlamam gerekiyor. Biliyorum. İkisinin de bir suçu yok. İkisi de birbirini çok seviyorlar. Evet. İkisi de masum. Bizim gibi değiller. Bu şekilde ayrılmamalılar.
hiçbir yerde yok. Buralarda bir yerlerde ama bulamıyoruz. Aa, bir de şuraya bakalım ya. Eylül, dikkat et! Hamilesin. Arabalara bakmadan karşıdan karşıya geçiyorsun. O yüzden tuttum elini. Yanlış anlama. Yok. Bu böyle olmayacak. Hoş geldiniz Fatih Bey. Merhaba. Buyurun. Alo abi. Ulus'a gelmen lazım. Yok yok, ben iyiyim. Buralarda kalan bir adam bulmamız lazım. Tamam. Pardon ya. Ben bir şey soracaktım. Kaan Gürgen diye biri kalıyor mu otelinizde? Yok ama ben yardımcı olayım mı güzel bayana? Boş adamız mevcut. Anlamadım. Biliyorsun lan sen. Ben sana şimdi göstereceğim boş adayı. Terbiyesiz herif. Yürü gidiyoruz. Ben sana da bir şey soralım mı? Kardeşim, kolay gelsin. Kaan Gürgen'e bakmıştım ben. Burada o isimde biri kalmıyor. Daha önce de sormuşlardı ama maalesef. Ya kardeş bak iyi düşün. Kara kaşlı, kara gözlü, saçları şuradan biraz açık, sakallı böyle, benden biraz kısa bir çocuk. Belki buralarda görmüşsündür. Aslında bizim o tarife uyan bir misafirimiz var ama adı Kaan değil. Kaan değil. Sağ olsun. Ağam, sizin bu aradığınız çocuk adını buraya başka yazdırmış olabilir mi? Ha. O zaman onu buldum ben. Anneciğim, aldı mı gönderdiğin parayı? Ha iyi, bak hemen yatır onu ha. Tamam, ben bugün binip geliyorum zaten. Sakın, bak sakın kimseyle konuşma. Hele Hediye teyzeyle asla, asla. Anne gelince anlatacağım her şeyi. Tamam. İyi tamam hadi. Hoşça kal. Vallahi burada kalıyormuş yenge. Yani Eylül Hanım. İsmini farklı söylemiş. Burada kalıyormuş. Tarif edince tanıdı resepsiyondaki çocuk. İşte geliyor. Kaan dur. Dur hiçbir yere kıpırdama. Aslı'nın başına ne iş açtıysan anlatacaksın. We'll be right back.